İyi akşamlar Türkiye. Merhaba bu ülkenin aydınlık insanları. Ben Ümit Sileli. Yeni bir sesli gazetede yine beraberiz. Programımıza başlayacağız. Programda çok önemli, çok değerli, benim için de çok sevgili arkadaşım Soner Yalçın var. Onunla uzun uzun konuşacağız teke tek ama önce bir son dakika haberi vereceğim size. Şişe Cam'da grevde olan işçiler bir zafer kazandılar. İşten çıkarılan işçiler işlerine döndüler. Kristal İş Genel Başkanı Topkapı'daki fabrikada bir açıklama yapıyor Bilal Çetintaş. Şimdi hemen onlara bağlanalım. Birkaç dakikanızı rica ediyorum. Çünkü bu gerçekten işçiler adına son derece önemli bir durum. Hemen o bağlantıyı kuralım. Gündür yapmış olduğumuz direniş bu akşam nihayet başarıyla sonucuna ulaştı. Bugüne kadar teşvik ya da teknisyen olmak şartıyla fabrikadan ayrılan 200'e yakın arkadaşımız Şişe Cam'a bağlı ve toplu sözleşme içerisinde olan bütün iş yerlerine dağılıyorlar. Bu dağılım bütün grup içerisindeki toplu sözleşmenin vermiş olduğu aklarla beraber. Ayrıca şu an Topkapı Fabrikası'nda bugüne kadar hep kadrolu işçilerden bahsediyorduk. Ama 50 kadar geçici işçimiz vardı. Bu geçici işçilerimiz de yine kadrolu olarak Eskişehir ACS Fabrikası'na aktarılıyor. Ulusal kutuyu versene. Hiçbir sosyal hakta kayıp yok. Fabrika ortalamalarıyla gidiyor. Bu akşam itibariyle işçi sınıfının son zamanlarda yaptığı direnişlerden en büyüğü olan ama sonuç alan bir direniş olduğu için Kristal İş olarak ve Kristal İş üyesi olan arkadaşlar olarak çok memnunuz. Buradaki bütün işçileri ve daha da önemlisi bu direnişe çok büyük destek veren işçilerimizin ailelerini, çocuklarını bir kez daha tebrik eder. Ayrıca siz sayın basınımıza da bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ulusal sen bizim her şeyimizsin. Ulusal sen bizim her şeyimizsin. Ulusal sen bizim her şeyimizsin. İçin attım biraz da. Kıdem tazminatları konusunda herhangi bir... Kıdem tazminatları... Ulusal kanal yaşasın. Ulusal kanal yaşasın. Ulusal kanal. Arkadaşlar bu anlaşma bütün haklarla beraber diğer fabrikalara geçiş olduğu için tazminat yok. Sadece anlaşma sonucunda işten kendi isteğiyle ayrılan arkadaşlara teşvik uygulanıyor. Bunun dışında da bir şey daha yaptık. Burada çalışan Kristal İş üyesini temsil edilen sendikacı arkadaşlar dahi haksızlık yapmamak için noter huzurunda bir kura çekeceğiz. Bu kuranın sonucunda nereye düştüysen, hangi bölgeye, hangi fabrikaya düştüysen oraya gideceksin. Ama eğer arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle değişim isterlerse o esnada değişimlerini yapıp o şekilde aynı haklarla gidecek. Dolayısıyla burada bir tazminat söz konusu değil. Zaten biz bu işe başlarken tazminat almak için değil, işimizin devamı için başladık. Ve bunu da başardık. Para konuşmadık, iş konuştuk, ekmek konuştuk, devamlılık konuştuk, bunu başardık. Teşekkürler. Bu işi sizinle gurur duyuyor. Bu işi sizinle gurur duyuyor. Bu işi. Bu davanın savcısı AKP, tanığı PKK, yargılanan da Türk milletidir. Erdoğan'ın basın özgürlüğü bu. Tayyip Erdoğan'ın basın özgürlüğü. Basın tarihinin en özgür dönemlerinden birini bu dönemde yaşamıştır. Şimdi Ergenekon'da bu toplumun, bu cumhuriyetin, bu devletin bağımsızlığı, Atatürk ilkeleri için mücadele edip de ızdırap çekmekte olan insanlara da selam olsun diyorum. Bir açıklamamız olacak mı? Tayyip Erdoğan yıkılacak. Abdullah Gül yıkılacak. Mesajım bu. Bunlar zulümdür.
Buyurun. Türk tarihine küfredercesine adına Ergenekon denilen... Ergenekoncular da, ben de onlardanım çünkü zihne. Ben de filme yakılmış bir insanım. Aynı fikri şeylerden. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Zaten Ergenekon demek ki Mücahit'ten dövizler var. Siz bunlara kimyasal silah sıkıyorsunuz. Aydınları bizim içeri tıktığımızı söylüyorlar. Bizim içeri tıktığımız bir tane aydın yok. Pardon. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Eğer bu anlamda savcılık şöyle savcı. Ergenekon yasadan sustun ki. Cumhuriyet değil. AKP'yiz hocam. Biz Mustafa Kemal'in aydınlığını bugün değil, 21. yüzyılın sonuna kadar götüreceğiz. Arkadaşlarımız size yaşanan sürecin kısa bir özetini, sadece 2 dakikaya sığan bir özetini yaptılar ama iş aslında çok derinlerde tabii. Çok çok uzun üzerinde konuşulacak. Bundan sonra tabii çok kitap yazıldı. Sanıyorum 50'nin üzerinde kitap yazıldı ama daha çok kitap yazılacak. İş daha çok sıcak ve bunun içinden çok fazla çok değişik şeyler de çıkacak. Şimdi yanımda Soner Yalçın var. Soner'cim hoş geldin. Hoş bulduk. En son hapishanede görüşmüştük. Evet. Değil mi? Evet. Sonra senin karakola imza vermeye gittiğin gün. Evet. Kızım için yazdığın kitap ön sözüne yani yazdığın yazıya çok teşekkür ediyorum yine. O da çok teşekkür etti zaten. Önce istersen şu güncelle başlayalım. Sendikanın kazandığı zafer evet. Ne diyorsun? Yani bir değişimin acaba işaretlerinden biri olarak kabul edilebilir mi? Şimdi kuşkusuz o şekilde değerlendirilecektir. Hakikaten Türkiye'de de iyi şeyler oluyor dememizi sağlayacak bir gelişme. Hı hı. Fakat ben biraz farklı bakıyorum. Benim kafa biraz farklı çalışıyor ve onun da altını çizmek isterim. Şimdi sendika başkanı dinlerken Bilal Çetintaş galiba. Evet. Biz dedi iş konuştuk, ekmek konuştuk dedi. Bizim klasik bir slogandır Türkiye'de. İş, ekmek, özgürlük. Özgürlük. Evet. Şimdi özgürlüğü niye konuşmuyorlar? Bizim sendikalar konusunda konuşmamız, tartışmamız gereken çok önemli bir boyut var. Kuşkusuz bu söyleyeceklerim Kristal İş'in bu zaferini gölgelemesin. Gölgelemesini de istemem. Ama bir gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Sendikaları salt ücret artışına indirgersek sendikanın özünü yok ederiz. Yani ekmek kazanımı değildir sadece. Sendika sadece bu değildir. Evet. Sendikanın içini boşaltmak istiyorsan onu sadece iş ve ekmek boyutuna indirgersin. Yani sınıfsal bilinci yok edersin anlamında. Bu niye böyle oldu? Bunun da bir sebebi var. Bunun sebebi aslında neoliberal politikaların dünyaya şırınga ettiği yeni muhafazakarlıktan kaynaklanıyor. Yeni muhafazakarlık dolayısıyla neoliberalizm toplumsal muhalefeti bölebilmek için onu hep küçük küçük ayrıştırıyor. Yeşil hakları, hayvan hakları, efendim kadın hakları, Taksim hakları, işte Taksim'e yapılsın yapılmasın, gökdelen yapılsın. Halbuki bütün bunların hepsi bir sistem sorunu. Özgürlük sorunu, sistem sorunu. Sistem sorunu. Ve biz bu birliği sağladığımız zaman, yani şimdi biz yarın Silivri'ye gidiyoruz. Silivri'de gazeteciler için gidiyoruz ama biz Silivri'ye Hastal ve tüm Ergenekon'daki bu büyük tertibi protesto etmek için gidiyoruz. Hiçbir zaman ayırmıyoruz birbirinden. Burada
bizim yanımızda işte Kristal İş Sendikası'nın da olması gerekiyor. Bizim de orada olmamız gerekiyor. Biz bu toplumsal muhalefeti birleştirmemiz gerekiyor. Kristal İş, biz hakkımızı aldık. Tamam, bizi diğerleri ilgilendirmiyor dediği zaman yarın bu haklarını kaybederler. Bir saptama yapmak istiyorum. Tekel işçileri vardı hani. Evet. Müthiş bir haksızlığa uğramışlardı. Evet. O Ankara'ya gelip çadırlar kurdular. İşte yurtsever insanlar bunları desteklediler. Gaz bombaları, biber gazları, soğuk sıkılan sular vesaire vesaire. Ondan sonra bir anda böyle ortam buharlaştı ve yok oldu sanki. İşte meseleyi sadece işi geri alma boyutuna indirgersen, iş ekmek boyutuna indirgeyip özgürlük meselesini görmezsen orada kaybedersin. İşçi sınıfı bunu görmesi gerekiyor. İşçi sınıfı bu bilinçte olursa, tekrar bu bilince sahip olursa, bu büyük oyunu, dünya sadece bu Türkiye için geçerli değil, büyük işçi sınıfı olan Almanya, İngiltere, Fransa için de geçerli. Orada da aynı oyunlar. Bunların hepsi dünyada ve Latin Amerika'da sadece paraya endeksli, ücrete endeksli bir örgütlenme haline geldi sendikalar. Bir şey söyleyeyim. Sendikaların gerileme süreci, siyasetteki o güçlü istediğini yaptıran, bir toplumsal baskı yapan hareketten çok cılız, artık kağıt üstünde olan ve toplumlar tarafından da başka türlü medya aracılığıyla bir dezenformasyon yapılarak bunlar sadece ekonomiye bir yük getiriyorlar. Bunlar sadece ve sendika olayı dünyada bitiyor. Ve noktasına geldi. Bu sadece Türkiye için değil, dünyada için böyle. Almanya, bak Almanya'da bir yasa çıkardılar. Yasayla taşeron iş çalıştırmayı zorla kabul ettirdiler. Böylece ne oldu? Tabii Doğu Batı Almanya birleştikten sonra işte Polonya'dan, Romanya'dan vesaire hepsi bunların biliyorsun 3. derecede AB üyesi oldular. Gelenler aslında normalde saati 7, 8, 10, 15, 18 mark olan, şimdi tabii o euro oldu, İşlerde 3, 4, 5 euroya çalışmaya başladılar. Böylece müthiş bir ve tabii fabrikalar dışarı taşınmaya başlandı. Buna, eğer buna karşı çıkarsanız bakın biz buranın içini boşaltırız. Ve senin dediğin müthiş bir sendikasızlaştırma süreci başladı. Bunu yapamazdı. Sendika Silivri'deki büyük komploya karşı çıkanlarla kol kola gelirse büyük bir güç haline gelir. Bundan korkmaması lazım. Yeşil hareketiyle de birleşmesi lazım. Kadın hareketiyle de birleşmesi lazım. Orada görmemiz lazım sendika temsilcilerini. Şimdi Türkiye'de en büyük problemlerden biri taşeronlaşma. Biz niye taşeronlaşmayı konuşmuyoruz? 2012 yılında bine yakın işçi, bine yakın. Bakın terör sadece silahla olmaz. Bu da terördür. Türkiye'nin böyle bir terör gerçeği de vardır. İşçilerini, gencecik işçilerini taşeron olarak kullanıyor ve öldürüyor. Bunu biz görmüyoruz. Bunu da görmemiz lazım. Ve sendikaların da bunu görmesi lazım. HES için Karadeniz'de o fedakar mücadeleyi yapan yeşil arkadaşların da bunu görmesi lazım. Bunlar zincirin bir halkaları. Bu zincirin bir halkaları yan yana geldiği zaman o zincir parçalanmaz. O zincir hakkını alır. Yani zayıf noktası kalmayacak olan bir zincir haline gelir. Bu mücadeleyi birlikte yapmamız lazım. Yani biz yarın sendikalı işçiler olarak çalışan gazetecilerin bayramını Silivri'de nöbet çadırında kutlayacağız. Konuşma yapacağız. Kim? Sadece gazeteciler. Hayır. Kristal İş'in de orada olması lazım. Biz oradaysak, yaşasın ulusal TV diye bağırıyorlarsa, o zaman o da orada olacak. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Bu büyük toplumsal hareketliği sağlayabilmemiz için el ele vermemiz o birlikteliği gerekiyor. Sağlamak lazım. Evet. Zaten belki de en çok güvendiği birilerinin bu parçalanmışlık değil mi? Ama bu plan. Plan işte, onu söylüyorum. Bu plan, bu yeni muhafazakarlık dediği, neoliberalizmin dünyaya şırınga ettiği ideolojik mesele. Bunu ayrıştırmak. Yeni orta çünkü çağ. Sonuçta ne diyor? Sosyal devleti istemiyorum. İstemiyorum. Diyor. Sosyal devletin olduğu yerde neoliberalizm uygulanamaz diyor. Peki bütün bu hareketliliğin özü ne? Sosyal devlet.
Sendikanın özü ne? Sosyal devlet. Özgürlük meselesi. Neoliberalizm özgürlüğe tabii ki düşman olur. Ama şimdi tabii sen bunları konuşurken aklıma şu geldi. Çok komik tabii yani, çok çelişki. Yani diyalektik çelişki derler ya. Sosyal devlet nasıl ortaya çıktı? Sovyetlerde bir büyük devrim yaşandı ve ikinci halkının Almanya olacağı çok yüksek sesle konuşuluyordu. Kendine gelen kapitalistler o sosyal devlet olgusunu sosyal demokrasiyle birlikte ortaya çıkarıp haklar vermeye başladılar kendi işçilerine ve böylece Almanya'nın o Sovyetler Birliği kampına katılmasını engellediler. Yıllarca bu böyle gitti. Yok sosyal haklar, sosyal demokrasi vesaire, ama şimdi gelinen noktada yeniden bir orta çağa dönüş yaşanıyor. Yeni orta çağ diyorlar adına da. Tabii o söylediği büyük tarihi dönüşüm. Ama hani bunun başlangıç noktasını işte Fransız ihtilalinden bile alabiliriz. Yani sosyal devletin ortaya çıkma olgusunu, işçi sınıfının Sovyet devriminden önce de büyük devrimci mücadeleleri vardı. Ve bunlar kolay kazanılmadı. Anlatabiliyor muyum? Amerika'da da büyük mücadeleler oldu. Avrupa'da da büyük mücadeleler oldu. Binlerce işçi bir Paris Komünü'nü aldı. O Paris Komünü'nü yapan büyük devrimci işçilerdi. Ama Sovyetlerde devrimi yapanlar da köylülerdi şimdi, işçilerdi. Hem köylü. Yani, hem köylüydü hem işçiydi. İşçi. Ama en azından bir bilince ulaşmış olan köylü ve işçiydi. Öyle de, bu bilindiği için nihayetinde üstadım, bu bilindiği için bu muhalefetin bölünmesi gerekiyor. Aynen. Bu muhalefet olduğu zaman, bu birlikte büyük güç olduğu zaman bu neoliberal politikalar insanı ezen, yok eden, sendikaları, toplumsal hareketliliği, örgütlülüğü yok eden bu canavarı ezebilmemiz için bizim o kazanımları tekrar elde etmemiz gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Kristal işinde meseleye burada nokta koymaması gerekiyor. Bugün bayramlarıdır. Bugün doya doya bayramlarını kutlamaları lazım. Ama yarın iş ekmek artık meselesi tamam, ben değil, aldım bitti bu. Biz özgürlük meselesinde ne yapacağız diye önüne bir takvim koyması lazım. Sadece kristal iş değil tabii bu arada. Bütün sendikalar için söylüyorum. Aynen. Ne yazık ki o sendikaların çok azını biz 29 Ekim'de, 10 Kasım'da, Menemen'de, bu büyük tarihi, insanlık tarihinde yoktur, 13 Aralık Silivri çıkartmasında görmüyoruz. Görmemiz gerekir. Biz ayrıştırmaya izin vermememiz lazım. Peki şurada eminim çok merak ediyor insanlar. Tamam, o sendikalara bunu söylüyoruz ama acaba onların birleştiği konfederasyonlar, diskiydi, Türk işiydi vesaire, bu burada ki ben bunu bildiğim için söylüyorum, bu tür yerlere katılmayacaklarını önceden beyan eden bazılarına da iki laf söylemek lazım herhalde. Talep aşağıdan gelirse, hı-hı, yukarısı ya buna uyar ya da yıkılır. Tarih bize bunu böyle gösteriyor. Onlar tabii ki koltuklarını korumak, siyasal iktidarla ilişkilerini sürdürebilmek için bir sarı sendikacılık yapabilirler. Ama işçinin şunu bilmesi lazım. Bu iş sadece iş ve ekmekle olmuyor. Bir özgürlük sorunu da olması lazım. Dolayısıyla bir demokrasi sorunu olması lazım. Ha, demokrasi özgürlük demektir. Demokrasinin nihai hedefi özgürlüğü hakim kılmaktır. Demokrasi amaç değildir. Demokrasi özgürlüğün bir aracıdır. Özgürlük için demokrasi vardır. Bu nedenle İşçi sınıfının ve işçinin bu özgürlüğe dört elle sarılması gerekiyor. Bu dört elle sarılmazsa işi ve ekmeğini kaybeder çünkü. Asıl sarılması gereken özgürlük meselesidir. Peki. Başka konulara girdik. Gündemimize işçi sınıfı ağırlığı koydu. Buradan bir yürürsek daha nelere doğru gideceğiz? Evet. Bir anda böyle tabii aslında fena da değil ama şimdi konuşmamız gereken başka şeyler. Keşke her zaman bunları konuşsak. Konuşabilsek. İşçi sınıfı o büyük gücünü ortaya koysa ve biz her zaman işçi sınıfının kazanımlarını konuşsak. Zaten öbürlerine gerek kalmayacak o zaman. O zaman daha iyi bir Türkiye yaratırız. Daha iyi bir dünya. Mutlaka. Peki ben aslında tabii gelirken şeyi tasarlamıştım. Tabii neler konuşacağız. Ben bunu bir soru cevap şeklinde olsun diye tasarlamadım Soner. Sohbet edelim. Evet. Konuşacağımız çok konu var. Ben gerilere dönmek istiyorum. Ta Susurluklara, Cem Erseverlere, senin nasıl can havliyle hem yazıp hem korkup hem yazıp kendi deyiminle nelerden geçtiğin, oralardan geçen adamın nasıl Silivri'de iki yıl
Ben iddianameyi okuduğum zaman gerçekten kahkahalarla gülmüştüm. Ağlayarak güldüm. Kahkahalarla ağladım gibi buna trajikomik bir trajikomik yani aslında evet. Komiği bile tabii evet. O neyse söylenebilir. Evet. Ben önce başka bir şey benim çok dikkatimi çeken. Hatta seni bir aramıştım. Yıl 2009'du galiba eğer yanılmıyorsam. Hürriyet gazetesinde sen her hafta tam sayfa bir tarihle evet, böyle evet. iç içe, evet. iç keyifli yazılar yazıyordun. Orada 2009'du galiba değil mi? Yanılmıyorsam. 2009'du galiba. Evet. Ergenekon. Ergenekon'un işte bu evet. en vahşi şeyleri. Büyük saldırıların, olduğu. Saldırıların olduğu zamanlarda. Sen bir tam sayfa bir Gürcistan yazmıştın. Evet. Ve ben onu okurken Allah 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 falan dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten yanı başımda bazı şeylerini okumuş olmama rağmen öyle bir bütünlük içinde bakamadığım için kendim için söylüyorum. Eminim çoğu insan da böyledir. Öyle tam anlamıyla böyle nelerin olduğunu görünce büyük dehşete düşmüşsün. Çünkü anlattığın şeyler, hadi bundan sonrasını sen anlat, hepsini ben anlatacak değilim. Nedendi? O yazı nasıl geldi? O yazının içeriğini nasıl toparladın? O sağlamayı ve dengelemeyi, karşılaştırmayı nasıl yaptın? Ben tabii içeriğini tam söylemedim ama. Şimdi ben tarihe meraklı bir gazeteciyim ve tarih çalışması yaparım. Ama bunu bir akademisyen değil, bir gazeteci olarak yaparım. Ve bizim Türkiye'de en büyük eksikliğimiz tarih çalışmalarında karşılaştırmalı tarih yoktur. Biz sadece kafamızı kendi kumumuza sokarız, kendi toprağımıza sokarız ve değerlendirmeleri kendi coğrafyamızla sınırlı tutarak yaparız. Bu son derece yanlıştır. Türkiye'de bir gelişme olduğu zaman öncelikle dünyaya bakmamız gerekiyor. Mesela şimdi ben bakıyorum. Yani Ergenekon, Balyoz artı bir takım isimler veriliyor ve suikastlerden bahsediliyor. Hı hı. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, sonra Sivas meselesi. Burada bir takım kafalar karıştırılıyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Şimdi temel meseleyi şöyle görmüyor kimse. Ya kardeşim Muammer Aksoy 1990'da öldürüldü. Arkasından Bahriye Üçok, Uğur Mumcular, Gazi olayları vesaire bilmem ne. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani işte derin devlet onu yaptı, derin devlet bunu yaptı da sonuçta amaç ne? Niye yaptı bunu? İşte Eşref bitti, orada düştü, Özal'ı öldürdü diyorlar bilmem. Bir dakika dur, bir dakika durun. Bu kadar çok halkın kafasını niye karıştırıyorsunuz? Bir, ne olduğunu bir bakmamız lazım. Bir başlangıcı var. Başlangıcı ne? 1990 diyor. Ne oldu 1990'da? Sovyetler Birliği yıkıldı. Temel mesele yeni bir dünya kuruluyor. Şimdi yeni bir dünya kuruluyor da nasıl bir yeni dünya kuruluyor? Amerika tek patron. Amerika 1980 itibariyle İngiltere, Amerika, sonra 24 Ocak kararları, Turgut Özal ve 12 Eylül ile birlikte bir neoliberalizm politikası Türkiye'ye ve dünyaya yayılmaya başlıyor. Bununla birlikte Türkiye Soğuk Savaş döneminde bir konsepti var. Bir konsept içinde. Türk Silahlı Şeyin Kuvvetleriyle doğu noktası NATO'nun, hür dünyanın. O stratejisi öyle. Hı. Ama konumu itibariyle bir yurtta sulh, cihanda sulh, komşular arasındaki itilaflara katılmama. Bu çok önemli. Günümüz tabii, açısından baktığımız zaman çok kritik ve bu Cumhuriyet'in kazanımlarıdır bunlar. Bunları konuşmuyoruz. İlmek ilmek ördüğü bir politika. Komşular arasındaki itilaflara katılmama Türk dış politikasının mihenk noktasıdır. Doğru. Şimdi böyle olan ve ordusunu buna göre konumlandıran komünizmle mücadele edecek, şeriatla mücadele edecek bu konsept. Anlatabiliyor muyum? Ama şeriatı yine de bir yedekte tutacak. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü komünizmin panzehiri olarak görüyor şeriatı. Onu burada tutacak ve solu ezecek. Şimdi yeni dünya düzenine baktığımız zaman ne oluyor yeni dünya düzeninde? Bir yeni bir konsept var o zaman. Burada ne olacak? Burada Türk Silahlı Kuvvetleri geniş kara ordusu olan bir ordu olarak mı kalacak? Komşular arasındaki itilaflara katılmayacak. Barışçıl bir ordu olacak.
Yoksa artık bu konsept değişti mi? Değişiyor mu? Şimdi 1990'dan 2013'e geldiğimiz bu 23 yıllık süreçte neyi görüyoruz? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri sayı olarak azalacak. Bu komşular arasındaki itilaflara katılmama gibi bir şey bitecek. Katılacak. Tam şimdi olduğu gibi yani. Şimdi görüyor muyuz biz? Tümden sorun değil. Tümden gelim yani. Yani felsefenin ya tüme varım ya tümden, tümden gelim. Tümden gelim olarak baktığımız zaman, bu sonuca baktığımız zaman 1990'ı görüyoruz. O suikastlerin, o aydınlarımızın neden yok edildiğini burada görüyoruz. Kim tarafından yok edildiğini de burada görüyoruz. Ya tümden gelime baktığımız zaman yok edilmeselerdi ne olurdu tırnak içinde? Onu da söyleyelim de bari. Tam. Yok edilmeselerdi ya Silivri'de olurdu ya da başka bir yerde olamazlardı. Neden başka ama şunu bir yerde? Da yaparlardı. Bunun ne kadar büyük bir oyun olduğunu, ne kadar büyük bir aldatmacı olduğunu şakır şakır anlatacaklardı. Benim yerimde Uğur Mumcu olurdu şu anda. Aynen. Bravo. Anlatabiliyor muyum? Aramızda bir fark yok. Uğur Mumcu o bayrağı bana vermiş. Beni aşılamış. Ben de bundan gurur duyarım. Ben onun gibi güzel anlatabiliyorsam, onun gibi analiz yapabiliyorsam ne mutlu bana. Demek ki bu bayrak yere düşmeyecek. Benden sonra da başkaları alıp bunu devam edecek. O ayrı bir tartışma konusu. Ama geldiğimiz noktada, şimdi balyoz meselesinde öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, bilgisayar. Ya geç bunları, geç. Kafa karıştırmayın. Kafa karıştırıyorlar. O detaylarla insanların kafalarını karıştırıyorlar. Hiç onlara girmem ben. Ben meseleye bakarım. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri dönüştürüyor. Dönüştürmek istiyor. Buna birileri içinden karşı çıkıyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? Amerikan periferinden çıkan Türk ordusunu yine aynı rayına oturtmak, buna karşı çıkanları da tasfiye. Eski konsepte olanları, Kemalizm, Cumhuriyet kazanımlarını korumak isteyenlere, devam etmek isteyenlere artı yeni dünya düzeni kurulmuştur. Biz yeni ittifaklar aramalıyız diyenleri, hı hı, ve benzerlerini tasfiye ediyor. Şimdi soruna dönersek, bu sadece Türkiye'de değil, tasfiye. Ha, evet. Şimdi temel meseleye geldiğimiz zaman bunun bir finansörü de var. Soros var. Soros sadece Türkiye'de o çocukları konvers giydirip sokaklara çıkartmıyor. Onu biz Ukrayna'da gördük. Gürcistan'da gördük. Sırbistan'da da gördük. Gördük. Kosova'da da gördük. Şimdi Rusya'da birkaç yerde, Özbekistan'da falan denediler. Olmadı. Bunlar sadece konversli çocukları çıkartmıyor. O ülkenin kültürel özelliklerine yakın cemaati de ortaya çıkarabiliyor. Orada Sırbistan'da başka bir isimde, başka belki bir milliyetçilik, öyledir milliyetçilik kisvesi altında bunu yaparken, Türkiye'de ılımlı İslam, hoşgörü, hizmet, dolayısıyla cemaatle yapıyor bunu. Yani meşrebine göre. Ülkenin nereye, kültürüne göre. Kültürüne göre, bravo. Peki şeyde Gürcistan'dan bahsederken, şimdi böyle konuşurken o gazete sayfası gözümün önünde, çok büyük bir dikkatle okuduğum bir yazıydı. Mesela orada yeni gazete kuruluyor. Yeni bir sivil toplum örgütü kuruluyor. Yöntem tamamen aynı. Aynı, bravo. Televizyon kuruyor, radyo kuruyor, gazete kuruyor, sivil toplum kuruluşları oluşturuyor. Bu sivil toplum kuruluşları çok birden büyük aydınlar oluyor bunlar. Bunların o kadar büyük değerli görüşleri var ki televizyonlar, gazeteler sürekli bunlardan bahsediyor. Türkiye örneği. Yani adı kendinden menkul birileri çıkıyor televizyonlara, büyük aydınmış. Yok böyle bir şey. Toplumsal görevliler, süreçler aydınları yaratır. Sen neredesin ki nasıl birden aydın oldun? Biraz önce hani siz söylüyorsunuz. 1993'te ben faili meçhul cinayetleri yazmışım. Bu gazeteciler neredeymiş o zaman? Yoksa. Ben bir tanesini görmedim hiç. Yine baktığım zaman Ergenekoncu olarak nitelendirilen bazı gazeteci arkadaşlarım o günlerde yanımızdaydı. Biz onlarla birlikte, senle birlikte, sen de bunun içinde değil misin? Sen de bunu yazmadın mı? Kaç taneydi? Bunun kitabını yazdın. Bunu birlikte yaptık. Şimdi biz neyiz? Biz Ergenekoncu. Ergenekoncu kötüyüz biz. Kötü olan biz. İyi de biz hayatımız boyunca gerçeğin yanında durduk. O gün de o gerçekti. Bugün de bu gerçek. Gerçek ölümsüzdür. Diğeri ölümlüdür. Sana. Bunların hepsi kısa bir süre sonra bu medyadan da silinecekler, siyasetten de silinecekler. Biz bunları biliyoruz, gördük. O kadar çok büyük tarihi laflar etmeye gerek yok. Tarihten örnekler vermeye gerek yok.
Bir Anavatan Partisi nasılsa bir AKP'de böyledir. Geleceği yoktur bunların. Bunlar dönemsel olarak kurulmuştur. Bir sürecin... Bu dönemsel, bu dönem bitecek, bitiyor bu dönemde. Bak onu da söyleyeyim. Ben burada ben işi duygularını karıştıran bir adam değilimdir. Heyecanlı bir tipimdir. Ve bunu da severim. Yani romantik yanım, duygusal yanım da olabilir ama işe geldiğim zaman ben duygularımı karıştırmam. Yani ben burada bizi izleyen insanlara, ey ulusal izleyicileri, ben şimdi size umut vereyim. Hayır. Ben hep gerçeğin yanındayım. Hayatım boyunca da o kitaplarımdan belli oluyor ki bugün o kitaplar o kadar çok okuyucuya ulaşıyorsa bu sebeple ulaşıyor. O inanç, o inanıyor sana. Okuyucu sana inanıyor. Yalan yazmaz, bizi kandırmaz diyor. Bu önemlidir. Peki bu sözümü tamamlayayım. Buyurun. Bu tarihin, Gürcistan'ı anlatıyordun zaten. Tarihin sarkaçı, neoliberalizm yıkılıyor, sola doğru geliyor. Bak bunu görün. 1990'da Graham Fuller'ler, Paul Hanzeler, ılımlı İslam, Atatürkçülük kötüdür. O meşhur profesör neydi öldü? Birçok isimler. Samuel Huntington'lar. Birçok isimler. Kemalizm kötüdür, artık bitmiştir, tarihin miladını doldurmuştur diyenler, ılımlı İslam'la barışmak isteyen denen Amerika'da şimdi akademisyenleri Türkiye'de sol rüzgarın geldiğini söylemeye başladılar. Bu kristal işin kazanımı bile onun örneğidir. Burada binlerce insan 13 Aralık'ta o soğukta o dağın başına gidiyorsa bir heyecan var artık Türkiye'de. Evet. Ve onun toprağı kalkıyor denilebilir yani. Evet. Bu kağıt üzerinde kurulu olan her zaman hayata uymuyor. Belli bir süre herkesi kandırabiliyorsun. Tabii canım, senaryoları yazıyorsun bilmem ne yapabiliyorsun. Yapıyorsun. Evet, yapabiliyorsun ama bunun sonuna geldiğimizi düşünüyorum ben. Peki bir iki şeyle Gürcistan örneğinden bahsettiğim için sonucunu da söyleyelim onun. Bu sahiden baktığın zaman sen zaten o yazının sonunda da diyorsun ki buradan Gürcistan kelimelerini çıkarın. Türkiye kelimelerini koyun. Olan Türkiye'de de aynı minvalde yürüyor dedin. Gerçekten de sonrasına baktığımız zaman da hep böyle yürüdü. Demek ki tek merkez aynı senaryo tabii ki, evet. Kültürel özelliklerine göre uyarlamak şartıyla. Planı yapan aynı merkez. Aynı merkez. Plan aynı merkez. Aynı merkez ve ben de hep yazılarımda yazarım. Pentagon'da her gün binlerce senaryo yazılır. Binlercesi de çöpe atılır. Mutlaka. Pratiğe uymadığı için hemen adamlar çok da pragmatist bu konuda. Hemen çekerler, yenisini gündeme getirirler. Ama burada iyi işlediği için olsa gerek ilk o yıllarda, yani bu zamana kadar. Gürcistan'da da işte Saakashvili iktidara getirildi. Sonra bunların bakanlarıyla birlikte ne kadar maaş aldıkları dahi ortaya çıktı. Sonra gelinmiş olan noktada kaybettiler. Amerikan vatandaşları, İngiliz vatandaşları bakan falan yapıldı. Yani Türkiye'ye benziyor. Aynen. Türkiye'ye birebir benziyor. Yani birbirlerinde bir farkı yok. Biz bunu biliyoruz. Peki Türkiye'de niye olduğunu da biraz kabaca anlatmaya çalıştık. Yine dünya düzenine Türkiye'ye uyum sağlatmak istediler. Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Oda TV vesaire bilmem ne davaları böyle oluştu. Ben yine Oda TV davasını bunlardan biraz daha ayrı görüyorum. Geleceğim oraya. Bu kadar önemli bir dava. Bu plan açısından bu kadar önemli bir dava olarak da görmedim. Önemli olan burada dava değil, kişiler bence tabii ki. Oraya geleceğim, soracağım. Ha, evet. Ama asıl mesele ben Balyoz olarak görüyorum. Oraya da geleceğim. Ama önce şu geçmiş hesabını bitirelim. Peki 1990'ların başında Sovyetler yıkıldı. Tek süper güç Amerika. Ekonomik güç olarak işte uluslararası dev şirketler. Hatta evet. Bu Fukuyama Tarih Bitti, evet. Tarihin Sonu kitabında çok alçakça bir kitaptı bana kalırsa, tabii onu da söylemem. Gerçi özür diledi aradan yıllar geçtikten sonra, işten geçtikten sonra. Alçakça değil benim, olsun, herkes kitap yazsın. Herkes. Ama bu bence bu kendi şeyinden yazılmış bir kitap değildi bana kalırsa. Mutlaka, ha, tamam, mutlaka, peki. Mutlaka. Tamam, ama ya yazar olduğun için. Ha, tamam, olsun ya. Yani. Herkes yazsın. Herkes yazsın. Tarih onu çöp sepetine tamam, hiç merak etme. Peki. Tarih bitti artık çok mutlu yaşayacağız falan diye böyle bir kitaptı o. Ben de okuduğum zaman çok hayretler içinde okudum. Birkaç yıl önce yanlış yaptı. Yanlış yaptı zaten. Söyledi evet. Bundan 3-4 yıl önce söyledi. Evet. Ama iş işten geçtikten sonra. Ve çok iyi hatırlayacaksın. 1990'ların başıydı. 91-92 falan işte Irak birinci harekatı vesaire. Orada da çok istediler girmemizi. Allah'tan işte Genelkurmay Başkanı sağduyulu çıktı falan. Evet. O arada şu söylenmiyor. Artık Türkiye'nin bir önemi kalmadı.
Artık bitti bu işler. Türkiye işte NATO'nun istis diyorlar yani son doğu noktası olma şeyi de bitti. Ruslar kaybetti. O zaman ne olacak? Bir anlamı kaldı. Türk ordusunun ya bir dakika ne oluyoruz dediği yıllar aynı zamanda onlar. Evet. Ve periferden ayrılmaya da evet. başladığı yıllar. Peki ne oldu? 1995'lere geldiğinde 95'lerden sonra küt diye ortaya bir susurluk meselesi çıktı. Senin kitaplarında çok anlattın, yazılarında çok anlattın. Susurluğa geçmeden önce bir ara bir parantez açıp şöyle söylemek istiyorum. Hı. Yani birileri oturup da Türkiye'nin şimdi yeni dünya düzenine geçtik, bunun konseptini değiştirelim diye bunu öylesine yapmıyor. Bunun temel nedeni dünyanın işte 1 ve 2 numaralı doğalgaz üreticileri Rusya, İran, petrol üreticileri Irak, anlatabiliyor muyum? Yine İran, Libya vesaire. Yani bu bir enerji savaşı. Hı hı. Bu enerji savaşına gidip oraya el koymak. Doğru. Yani koyduğu şeylerde işte hala İran'a bakıyor. Saddam, Baaz, efendim Suriye Baaz. Şey bir şekilde Baaz, Kaddafi öyle. Suriye böyle. Şimdi burada yeni bir yapı oluşturmak istiyor. Hı. Burada tam bunu yapamamasının nedeni biraz geç kalmasının nedeni de tarih sahnesine yeni güçlerin çıkması. Rusya gibi kendini kısa zamanda toparlaması. Çin. Gibi. Hindistan gibi. Bak biraz öncekine aklıma geldi. Ekleme yapayım. İşte neoliberalizm artık sonuna geliyor dememin sebebi oturup da fala bakmıyorum ben. Şimdi yeni yeni şunlar yazılmaya başlanıyor. Kapitalizm, neoliberalizm çöküntüye gidiyor. Peki kim kazanıyor? Kim kazananlara neye örnek veriyorlar? Brezilya'ya örnek veriyorlar. Rusya'ya örnek veriyorlar. Çin'e örnek veriyor. Efendim, BRICS ülkeleri. Yani. Hindistan'a örnek veriyor. Ne bunlar? Bunlar bizim karma ekonomi dediğimiz. Tuğ kaka edilen, ya. Anlatabiliyor muyum? Bu özelleştirmesi gereken deyip bizim tüm değerlerimizi arsa fiyatına sattığımız o ülkeler şimdi dünyanın büyük ekonomi gücü olarak tarih sahnesinde yerlerini alıyorlar. Bizim nasıl sömürüldüğümüzün, ne kadar aldatıldığımızın meselesi yine aynı tümden gelen metoduyla ortaya çıkıyor. Onun için konu konuyu açıyor. CHP'nin elini masaya vurup yaşasın halkçılık demesi gerekiyor. Yaşasın devletçilik demesi. Bir zamanlar bir okulu çıkarmaya çalıştıkları. Dünya oraya gidiyor çünkü. Evet. Amerika bile şu anda karma ekonomi desek yerinde, devletçi ekonomi desek yerinde. Biz rahmetli Erhan Göksel, o da Ergenekon'dan 3-4 gün gözaltına alındı. Bütün işini, her şeyini kaybetti ve Amerika'da yaşamaya başladı. Sonra orada da yaşamını yitirdi. Maaşını kazanabilmek için ve orada da vefat etti. O bana Amerika'dan, Amerika'nın tekrar devlet olarak finans kuruluşlarını, bankaları kurtarabilmek için bir takım alımlar yapmaya başladığında telefon ediyor bana. Biz sürekli konuşuyoruz kendisiyle. Amerikan ekonomisi de Çin ekonomisine benziyor diyor ve Keynesyen'e dönüyor vesaire. Bu konuşmamızı polis Ergenekon örgütünün birbirleriyle haberleşmesi olarak değerlendiriyor. Yani vasatlığı görüyor musun? Şu kadar güzel vasatlığı. Konuşurken birden seviyeyi cip diye aşağı iniverdim. Ama bütün televizyon ekranlarında bas bas bağırdılar. O küçük kızların, küçük oğlanların ekranda bağırmaları bu ülkeye yazık değil mi? Biz niye bu kadar bayağıyız? Biz bu kadar vasat değildik. Bu entelektüel çıtayı niye bu kadar düşürüyorsunuz? Yazık değil mi? Ama buradan büyük bir Türkiye çıkar mı? İşte zamanın gereği, sürecin gereği ne yazık ki. Biraz önce söyledik ya. Ama buradan elinden. Büyük Türkiye çıkmaz. Çıkmaz. Buradan bölünmüş Türkiye çıkar. Aynen. Bayağılık, vasatlık böler bu ülkeyi. Ve istenen o. Peki mi öyle oluyor zaten? İstenen o. Ya şeye baksana, sürekli ben konuşuyorum da kusura bakma yani. Zaten sen konuşacaksın. KCK meselesine baksana. KCK meselesinde Diyarbakır'da diyor ki ben diyor savunmamı Kürtçe yapacağım diyor. Savunmamı Kürtçe yapacağım. Ya kardeşim mahkeme diyor ki özel yapamazsın. Ya bu mahkemelerde daha önce boşanmalarında bile medeni hukukta herkes Kürtçe yapıyor. Sen bunu niye Türkiye'nin tekrar gündemine getiriyorsun bunu yasaklayarak? Bunların hepsinde bir ince bir o iş yok mu? Yani Diyarbakır'daki kişi evet savunmasını Kürtçe yapsa kim bilir ki bunu? Kim bilebilir? Türkiye'nin böyle gündemi mi olur?
Peki o zaman ne oluyor bu özel yetkili mahkemeler? Sadece biz Ergenekon ve Balyoz boyutuyla bakıyoruz. O ne oluyor? O ne anlama geliyor? Onu hiç değerlendirmiyoruz. Tabii ama bir de şu da var. Orada Kürtçe yapıyorsa o zaman diğerlerinde de bütün şeyler... Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Söylemek istediğim şu. Neyse bunu şimdi bu tartışma konusu yapmayalım ama. Evet. Ha yani ne kadar yapar o da ayrıca bir şeyim benim. Çünkü bu, o konuyu bayağı inceledim. Yapıp yapmamayı hiç konuşmuyorum. Önemli değil ama sorun değildi ve sorun haline geldi. Sorun haline, niye sorun haline geliyor? Bak temel mesele bu Türkiye'nin en temel birincik sorunu. Bana desen ki Türkiye'nin sorunu ne? Bir tane sorunu söyle. Ben sana bir tane soruyu sorununu söyleyeyim. Bu ülkede soru yok. Soruyu öldürdüler. Doğru. Niye yok? Bir dogmatizm işte. Katı bir inanç bu toplumun üstüne kara bulut gibi sardı. Evet. İşte felsefeyi, düşüncesini ve dolayısıyla soruyu ortadan kaldırdı. Soru yok. Soru yok. Herkes ezbere birbiriyle konuşuyor. Felsefe mantık dersleri ne zaman kaldırılmıştı? 70'ler kaldırılmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi bu öğrenim yılında felsefeyi kaldırdı. Ya. Üniversite kaldırdı. Ya. İşte Türkiye'nin geldiği gelmiş nokta burası. Nokta bu, felsefeyi kaldıran bir üniversite var. Özel üniversite felsefeyi kaldırıyor. Ya. En acıklı durum bunlar. Bu işte vasatlaşmadır, bu bayağılaşmadır. Biz bunlarla mücadele etmeliyiz. Bu Ergenekon Balyoz meselesi sadece efendim orada hukuki bir mesele değildir. Bunların topyekün hepsine, hepsi hep bir bütünün parçalarıdır. O felsefe öğretim üyesi kristal iş. Hep birlikte yarın Silivri'de olması gerekiyor. Bunlar bütünün parçası. Tek tek yakalarlarsa hepimizi yok ederler. Hepimizi yok ettiği de nedir? Aydınlık Türkiye'dir. Aydınlanmayı yok etmek istiyorlar. Peki. Yine aynı dönemden devam edeceğim. Türkiye bağlamında susurluk bize neyi ifade ediyordu? Niye sonuçlanmadı? O sonuçlanmamanın sonuçlarını biz bugün nasıl yaşıyoruz? Susurluk meselesi Balyoz'un önüydü belki. Ya süreç oraya gidecekti belki. O trafik kazası vesaire bilmem ne olmasaydı. Bilemiyorum. Ama devletin içindeki bir çatışmaydı. Ve irinin patlamasıydı. Yaranın irinin patlamasıydı. Fakat bence Erbakan'ın tarihi hatasıdır. Susurluğun üzerine gitmedi. En büyük tarihi hatası odur. Üstelik alay ederek. Ben Erbakan'a 28 Şubat'ta hak veririm. Ben biraz 28 Şubat'ta farklı düşünürüm. Erbakan'a haksızlık edildiğini düşünürüm. Yani biz meseleye ne yazık ki iktisat temelli bakmıyoruz. Bizde tartışmalar genelde hep kültürel meseleler üzerinden yürüyor. Kültürü oluşturan da iktisattır. Yani biz 28 Şubat'ın o iktisadi yapısını hiç konuşmuyoruz. Evet, Erbakan Hoca milli bir adamdı. Ayakları bu topraklara basan Türkiye'li bir adamdı. Yani şimdi bakıyorum onun o dönemine, asgari ücreti artırmış, anlatabiliyor muyum, memurlara maaşlama verilmiş, tarım alımlarında yüksek alımlar yapmış. Yani bankaların, özel o bankaların tek bir merkezde toplanmasını sağlayarak bu büyük faiz çıkarlarını engellemeye çalışmış. Yeni bir dış politika arayışı içine girmiş. Şimdi İran'a gitmiş. Herkes ayağı İran. Şimdi niye gitmesin İran'a? Niye Libya'ya gitmesin? Şimdi 28 Şubat İran'a böyle öyle bakıyorsa dünya, Amerika, NATO, Avrupa ve Kaddafi bu şekilde linç ederek yok ettilerse 28 Şubat'ın arkasında da kimse kusura bakmasın. Kim olduğu ortaya çıkar. Sen 28 Şubat'ı bir bütün olarak mı görüyorsun başından sonuna yoksa farklılıklar? 28 Şubat'ta Türk aydınlarının hata yaptığını düşünüyorum. Erbakan'ı yanlış değerlendirdiğini düşünüyorum. Erbakan'ı hak ettiği şekilde değerlendirmedik. Belki onun da üslubundaki ne yazık ki hatta etrafındaki etraf meselesine inanmam. Yavanlığı onun biraz da yanlış tanıtılmasına yol açtı. Biz Erbakan'da kuşkusuz aydınlanma meselesinde ve dogmatizm konularında farklı düşünürüz ve onunla mücadeleyi de yaparız. Ama bugün Erbakan yaşasaydı, Erbakan kesinlikle hep simge olduğu için bunu söylüyorum.
Kristal işte de olurdu, bugün yanında olurdu. Ben Silivri ve Balyoz'un da yanında olacağına inanıyorum. Zaten Oğuzhan Asiltürk falan da bu Balyoz meselenin ne olduğunu kamuoyuna, sanıyorum ben cezaevindeydim, bir televizyon ekranında söyledi. Söyledi, evet. Ben 28 Şubat'ı daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şeyden sonraki... Hep söylediğim, yani kültürel meselelerde eleştiri yapıyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Meseleyi salt orada gördüğümüz zaman, salt modernizm açısından baktığımız zaman hata yapacağımızı, yaptığımızı düşünüyoruz. Ve açmak için kısaca şunu söyleyeyim. İşte Refah Yol hükümeti yıkıldıktan sonra, işte Mesut Yılmaz hükümeti sonra geliyor vesaire. Ve müthiş bir banka batışları, inanılmaz bir, kimine göre 130 milyar, kimine göre 170 milyar, kimine göre daha fazla, müthiş bir batış. Onlarca bankanın devlet şeyini alınması, ki bu devletin zararları ödemesi anlamına geliyor. Yani sen biraz önce dedin ya, biz finans kafasıyla düşünmüyoruz. Buna katkı olsun diye söylüyorum. Ben İktisat temelli. Şimdi üstadım, tekrar Erbakan meselesine dönmek istiyorum. Hı hı. Yani Erbakan meselesinde, Erbakan'a bir yol haritası çizildi Amerika'da. Erbakan'ı Amerika'ya birileri götürdü. 90'dan itibaren götürüyor. Ve Refah Yol hükümeti kurulma aşamasında, daha kurulmadan Erbakan'ı bir takım Amerikalılar evinde ziyaret ediyor. Bunlar üst düzey Amerikalılar. İşte dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı, neydi o kadıncağız? Condoleezza Rice mı? Hayır, ondan bir önceki kadın olan. Madeleine Albright mı? Albright, hmm. Albright. Onun görüşmeleri var, bu hükümetin kurulması vesaire diye. Amerika Erbakan Hoca'ya ve partisine bir yol haritası çizdi. Hoca buna uymadı. Tasfiye edildi, parçalandı. Bak, parçalanmasında da yine konu konuyu açıyor, atlamayayım. Bir türbanlı kadın meselesi var. Yok efendim, meclis ondan özür dilemesi gerekiyor. O olması Merve Kavakçı gerekiyor. Hikayesini, evet, söylüyorsun. Hı. O olması gerekiyor vesaire. Şimdi ona diyorlar ki, ya sana yemin ettireceğiz. Ama o gün mecliste gelme diyorlar. Hı. Yani biz sana bu işi halledeceğiz diyorlar. Bunu Erbakan ve kurmayları söylüyor. Nazlıcak'la birlikte meclise geliyor. Bir odaya kilitleniyor filan. Onlar da var. Bak, işte o oluyor. Sonra kapatma davaları vesaire bilmem ne olduğu meselesinde Siirt'te başbakan bir konuşma yapıyor. Ve Erbakan diyor ki, gazetelere yansıdı bu. Kapatma davamız varken böyle bir konuşmayı neden yapıyor? Partinizin kapatılmasını istiyor. Hoca anlıyor, bu parti kapatılacak ve yeni bir parti kurulacak. Bütün bunlar aşamasında Merve Kavakçı dediği milletvekili olmadan 10 gün önce Amerikan vatandaşlığına geçmiş. Amerikan vatandaşı olan biri Türkiye'de mecliste yer alamaz, milletvekili seçilemez. Peki bunu niye yapıyor? Bunu yapmasının bir sebebi yani var, 10 gün önce bunu yapması. Adım adım, adım adım Erbakan Hoca'nın hareketini yok etmek istiyorlar ve yeni bir İslami parti kurmak istiyorlar. Yani o yol haritasına uyan bir parti kurmak istiyorlar. Yani Wolfowitz'in daha 1996'da gelecekte Tayyip Erdoğan başbakan olacak deyişine uygun olarak bir yol haritası çizilmiş. Evet. Bunu demek istiyorsun yani. Bunu bizim halkımızın bilmesi gerekiyor. Ne yazık ki bizim halkımız bu medya tarafından öyle fena ifade ediliyor ki, manipüle edildiği için bu gerçekleri bilmiyor ve bizim aydınımız da bunu bilmiyor. Benim canımı yakan konulardan biri budur. Kimse okumuyor. Kimse hakikaten soru sormuyor ve sorusunun peşine gitmiyor, gerçeği aramıyor. Fikri takip diye bir şey kalmamış. Yok, öyle bir şeyler yok diyorum ya, tartışma televizyonu işte böyle münazara yapılıyor. Bitiyor, gidiyor ve buradan yeni bir şey çıkmıyor. Ama bu yeni bir şey sokakta çıkıyor. Zaten sokak çatışma çıkıyor. Da oradan sokakta kaynaklı. Sokakta çıkıyor. Bak, gazetelerin bu kadar tıraş kaybetmelerin sebebi budur. Bir bak, Ergenekon ve Balyoz süreciyle birlikte Türkiye'de 400 bin satan yeni bir medya oluştu. Ya. Bak, bu böyle bir şey yok. Evet, doğru söylüyorsun. 400 bin
yeni bir okur kitlesi olan gazeteler var. Ki bunu Sözcü var, Aydınlık var, en az 3'le çarpacaksın. Sol var, anlatabiliyor muyum? He. Var. Kamuoyunun 1 milyon olduğu memleketten bahsediyoruz sözelde. Yeni bir şey doğuyor. Bunu nasıl görmezsin? Ve istedikleri kadar diğerleri var olduklarına devam etsinler. Bitiyorlar. Bitiyorlar ve bitecekler. Ne televizyonları izleniyor, ne gazeteleri satın alınıyor. Bugün Yeni Şafak dediğin gazete bayi satışı 9.000. Zaman gazetesinin bayi satışı 19.000. Yok, bunların kitaplarını alan yok. Bunların sinemalarına giden yok. Gazetelerini okuyan yok. Programlarını ne yaparlarsa yapsınlar. O kadar büyük aydın, büyük gazeteci olarak bu kamuoyuna göstersinler. Yapmaya çalışsınlar. Defalarca televizyon programı aynı kişileri yapıyor. Kanal kanal dolaştırıyorlar. Yok kardeşim, inandırıcılıkları yok. Bittiler. Yeni bir Türkiye geliyor. Evet, nasıl bir Türkiye tabii onu da konuşmamız lazım. İşte olacak. Kristal ışık kazandığı gibi. Şimdi öncelikle sana gelen bir yığın şey var. Bir kere herkes seni kutluyor. Neden dolayı kutluyor? 2 yıl yattım diye mi? Hayır. Geçmiş olsun lafını kullanmaktan çok sevimsiz geliyor bana. Hiç sevmiyorum geçmiş olsun lafını. Geçmedi, bilmiyoruz daha. Onu da zaten yani. İşte devrimci duruşundan söz edenler, gurur duyduklarından söz edenler, yanındayız diyenler, efendim araştırmacılığına hayranlığını belirtenler, hoş geldin diyenler, bunun gibi birçok gerçek ölümsüzdür dediğiniz gibi bunların hepsi tarihin çöplüğünde çürümeye mahkum olacak kesinlikle diyenler, Tevfik Atalar kesinlikle bunlar. Şimdi artık biraz yavaş yavaş bu tarafa gelelim. O taraf neresi? O taraf. 2000'lerin sonrasına gelelim, evet. Bu taraf derken. Susurluk'ta hiçbir hesap kapanamadı. Arkasından 28 Şubat, arkasından müthiş ekonomik çırpınışlar, kaoslar vesaire derken tabii ki siyasi kaos arkasından geldi. 2002'de benim de çok defa yazdığım gibi akıl almaz bir oyun oynandı. Buna da iktidarın 3 ortağından ikisi fena halde yattılar. Tabii burada şu anda Amerika'da olan arkadaş, neydi adı, Kemal Derviş'in azımsanamayacak katkıları ve tabii ki Devlet Bahçeli'nin de azımsanacak katkılarıyla 14 ay gibi kısa sürede kurulduğundan AKP iktidarı geldi. Sonrası çok hızlı yürüyen bir süreç. Bir taraftan tabii Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali daha öncesinde, Türkiye'de inanılmaz devinimler, Avrupa Birliği, ben ona palavraları diyorum, senin ne diyeceğini bilmiyorum. Ve arkasından da 2005'ten itibaren yeni çıkarılan yasalar ve 2007'de bir Ergenekon'da başlayan bir süreç. En başından başlayalım şimdi bunu konuşmaya. Şimdi dünyanın hakim gücü, dünya emperyalistleri plan yaparlar. Bu doğası gereği böyledir. Her ülke için, Türkiye gibi devasa bir ülke için, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birinden bahsediyoruz. Bu arada yine parantez açayım. İktidar hep övünüyor, dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz, 17. ekonomisiyiz. Ya bu mesele zenginlikle ilgili bir şey değil. Üretimle ilgili mesele. Biz 1 milyon dolara ihtiyaç olduğumuz zaman da dünyanın en büyük 18. ekonomisiydik. Bununla bir alakası yok. Ülkenin büyüklüğüyle ilgili bir şey. Şimdi böyle bir ülke için birileri plan yapar. Birileri kendilerine uygun siyasal iktidarı seçtirmek için elinden geleni yapar. Bu doğal. Bu tarihten beri böyle geliyor. Biz ne yapacağız? Ya bunu konuşmanın bir anlamı yok. Ya sürekli. Şimdi biz hepimiz en azından ulusal kanal izleyicisi olarak biz teşhisi biliyoruz. Teşhis üzerine sürekli bir şeyler söylemenin bir anlamı yok. Hı hı. Bu iktidar niye oldu? Kemal Derviş neydi? Öyle niye yıkıldı? Böyle niye yıkıldı? Vesaire. Türk ekonomisi niye böyle oldu? Ne zaman? Bunları bir tedavisi ne kardeşim? Tedavisi. Şimdi bizim artık
yeni şarkılar söylememiz gerekiyor. Tedavisi ne? Biz ne yapacağız? Şimdi bizi izleyen izleyicilere soruyorum. Ne yapacaksın? O da biliyor. Benim burada söyleyeceğimi, telaffuz edeceklerimin çoğunu onun da bildiğine eminim. Peki ne yapacağız? İşte temel mesele geliyor. Burada bu planları yapanların planını bozman için senin sokakta olman gerekiyor. Doğru. Senin bir siyasal parti çatısı altında örgütlenmen gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Hiç kimse kimseye ah şöyle oldu böyle oldu görüyor musun işte 444 çıktı o çıktı bu çıktı. Kimse de artık yakınmasın. İlk soracakları soru sen örgütlü müsün? Sen yoksa, Atatürk yoksa Düşünce Derneği'nde misin, Çağdaş Yaşam'da mısın, o partide misin, bu partide misin, neredesin? Bırakalım bu yakınmayı. Bu az gelişmiş ülke, hele doğu toplumlarında sürekli çok bir yakınma var. Olur. Geçelim. Biz artık kolektif bir ruhu hayata geçirmemiz gerekiyor. Onun için bir çatı altına girmesi gerekiyor ve örgütlenmesi gerekiyor. Başka hiçbir yolu yok. Bunun hiç başka bir yöntemi yok. Gücü de birleştirecek. Ayrı partilerde olsa bile. Yani yanmak, yakılmak, birisine güvenmek, koltuğun altına sığmak bunların hiçbirisinin bir geçerli tarafı yok. Ben cezaevinden çıkarken de sadece anlatabiliyor muyum? Cezaevinde insanlar aslanlar gibi yatıyor. Yani ben cezaevi edebiyatı falan da yapmam. Birazdan geleceğiz oraya da. Yapmam. Hayır, edebiyat yap diye değil. Yani iki yılda yatarsın, fazla da yatarsın. Ben onun edebiyatını yapmam. Ama ben dışarıdaki insana, ya o insan ancak senin iradenle çıkar. Mahkemeyle çıkmaz o. Onu biliyoruz artık. Sen işte orada gittiğin zaman 13 Aralık'ta büyük kitlesel yürüyüşünü yaptığın zaman o zaman çıkarırsın. Buna devam edeceksin. Bu bir kere eylem olacak. Yoksa bir iş. Ahla ahla bu bir süreç. Ben çıktığımda da sadece sağlık meselelerinden dolayı Fatih İlboğlu hocamı, Mehmet Haberal hocamı ve Yalçın Küçük'ü söyledim. Ve profesörleri söyledim. Ya yeter, anlatabiliyor muyum? Ya diğerleri dayanır. Ben gördüm. O hepsi o cezaevinde büyüyor. O cezaevinin duvarlarını yıkarak çıkacaklar. Orada hiç tartışmaya gerek yok. Hiç ahvah demeye de gerek yok. Yani Tunca Özkan oradan dev gibi çıkar. Bu Mustafa arada, Balbay dev gibi çıkar. Bu arada Nazlı Işıldak yazmış İstanbul'dan. Yarından bahsediyorsun ya sen sürekli olarak. Yarın Tüm Öğretim Elemanları Derneği Silivri'de saat 12'de bir basın açıklaması yapacaklarmış. Demek ki sabahtan geliyorlar. Fatih İlmoğlu'na özgürlük diyorlar. Dün sanıyorum yine Fatih İlmoğlu'yla ilgili bir şey yapıldı. Evet. Ve bu ne vicdana ne yüreğe sığmayacak bir şey. Yani biz bu kadar alçalmayı nerede öğrendik? Ben bunu kabul etmiyorum. Yok. Bu sıradan kötülüğe biz nasıl mahkum olduk? Yani söylerken bile sesim titriyor. Benim karşı çıktığım bu. Biz siyasi olarak farklı yerlerde olabiliriz. Buralarda geliriz, tartışırız. Sen iktidar olursun, o iktidar. Bu ayrı bir şeydir. Ama biz bu kötülüğe nasıl mahkum olduk ya? Ben bunu kabul edemiyorum. Nasıl kabullendik? Ben bunu inanamıyorum. Televizyon ekranına çıkan bu insanlar nasıl bu kadar bağnaz olabiliyorlar? Nasıl bu nerede kadar... Nerede yetişti bunlar? Ya şaşırıp kalıyorsun. Nerede yetişti bunlar? Sayın Başbakan'ın kendisi bile kininizi takip edin diyor. Ya. Kininizi... Ya peki kardeşim, sen kininin peşini takip et de. Bu cumhuriyet sana ne yaptı da sen kinlendin ya? Ya bu cumhuriyet seni okuttu. Okula gittin, okula. Sen İmam Hatip istedin, İmam Hatip'e gittin. Sen üniversiteye gittin. Sen bir şirkette gittin, çalıştın. Ya burası Güney Afrika Cumhuriyeti değil ki. Bir siyah, ha böyle bir şey desen anlayabilir, anlatabiliyor muyum? O köle neler ezilmiş, neler yap. Peki sen nasıl bu kini, nerede biriktirdin ya? Hadi solcu olsan. Anlayacağım birazcık. Çeksen, onu bile anlayabilirim. Onu bile anlayabilirim. Ben hiçbir şey solcu böyle demez. Ya. İnsanı yok kadar, eder çünkü. Bu kadar acı çekmelerine rağmen. İnsanı yok eder ki. İnsanı bayağılaştırır. Ya bu da ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ya o öyle olabilir. Biz böyle olabiliriz. Tartışırız. Anlatabiliyor muyum? Bu gayet doğal. Bunlar olması da lazım. Ama ne demek kinin peşinde ol. Onun takipçisi ol. Ve onu gören bu televizyon ekranlarında ve köşelerde kin kusuyorlar. Ya kinde kardeşlik olmaz ki. Ve bu bile biraz önce nasıl KCK'ya örnek verdiysem, Kürtçe savunmasını yapabilecekken, bunların hepsi bana öyle geliyor ki bu ülkeyi duygusal anlamda da bölmek için
Sanki bilinçli şekilde söyleniyor. Artık çok, bundan şüphelenmeye başladım. Çok önemli. Hiç bence şüpheye gerek. Mesele sadece Kürt-Türk meselesi de değil. Erzurumlu ve İzmirli'yi de bölüyorsun. Günlük yaşamın pratiklerinde ayırıyorsun onları. Çok doğru. Ve herkese baktığın zaman herkes çok yorgun. Herkes çok bıkkın. Yani ne yapmak herkes istiyorsunuz? Herkes çok bıkkın. Onun getirmiş olduğu müthiş bir mutsuzluk. Ne yapmak istiyor peki? Niye? Niye kardeşim? Vallahi ben diyorum ya, soruyu sormamız lazım. Ve o sorumuzun peşine gitmemiz lazım. Ya bir tane başbakan var, aklına gelen her şeyi söylüyor. Değil kardeşim. Değil. Bu kadar çok değil. Çok basit. 10 yıldır orada duruyor. 10 yıldır başbakanlık yapan biri nerede ne konuşacağını bilir. O zaman bu maksatlı. Başka bir bunu şey. Bunu bilmemiz lazım. O başka bir şey. Bunu bilmemiz lazım. Bu ülke bu süre içinde iyice gözle görülür şekilde üçe çatladığına göre neyin ne olduğunu da doğru tespit etmek daha kolay bence. Evet. Peki ben sana şunu sormak istiyorum ya. Çok önemli. Şimdi gel. Sen bana bunu sor. Onu zaten soracağım. Dur, hep gözüm orada zaten. Ama onu sormadan önce şunu sorayım ki anlamı olsun. 2005 yılı bence bizim şu yakın, en yakın tarihimizde bir dönüm noktasıdır 2005. 2005'ten itibaren arka arkaya bazı ataklar başladı. Bazı böyle yasalar çıkarılmaya başladı. İşte, Türkiye bu TİB yani İletişim Daire Başkanlığı direkt başbakana bağlandı. Yok gizli tanık yasası çıkarıldı. Yok ikiz yasalar çıkarıldı. Bilmem ben böyle bir arka arkaya bazı şeyler olduktan sonra 2007'nin 12 Haziran'ında küt diye bir şey geldi. Bunun aynısı Sırbistan'da oldu. Aynısı hiç uzatmayalım. Bunun aynısı Sırbistan'da oldu. Allah Allah. Evet, aynısı yasaların değiştirilmesi, terör yasası, pişmanlık yasası, şu yasası, bunun aynısı Sırbistan'da oldu. Kimin yaptığı belli. Niye yaptığı da belli. Belli. Bunu tartışmaya gerek yok. İnsanlar da birazcık daha aydınlansın. Hayır, ben yani bu kadar detaya insanların girmesine gerek. Ben bunun hepsini biliyorum. Hayır, bir dakika. Detaydan bahsedeyim. Mesele şu. Türkiye'yi dönüştürmek istiyorlar. Bu davalar, anlatabiliyor muyum? Bunun sonucunda oldu. Bu büyük dönüşüme karşı çıkacak olan kimse, karşı çıkacağı tahmin edilen kimse bunu yok ettiler. Bu balyoz davasıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Soğuk Savaş dönemindeki konseptinden yeni bir konsepte kabul ettirdiler. Mesele bu. Görüntüdeki şey şu anda bu mudur? Mesele tamamen budur. Ha, Türk Silahlı Kuvvetleri bunu şu anda kabul etti mi, etmedi mi, yapar mı, eder mi? Bunları bilmem. Ona bilgi sahibi değilim. Ama görüntüde, haberlerde gördüğüm, gazetelerde okuduğum bu yeni konsepte evet demiştir. Ya, bilinen odur ki bunun için çok fazla bir bilgiye de gerek yoktur. İşte Suriye meselesinde onu siyasal iktidar kendisi bil gücüyle falan yapmıyor. Bir asker desteğiyle geliyor, gidiyor, silah veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Bir şeyler var, anlatabiliyor muyum? Yani Afyon'da kaza oldu veya başka bir şey oldu. Oradan gece yarısı bilmem ne. Bunlar Suriye ile falan mutlaka bu bilgiden değil. Bu bir soru. Bir gazeteci kafasında bunlar geçer. Benim kafamda böyle çalışır. Anlatabiliyor muyum? Dünyada ne oluyor? Orta Doğu'da ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Afyon'da ne oluyor? Bunun bütün bunlarla bir ilgisi var mıdır? Yok mudur? Yani Afyon'daki ben böyle bakarım. Patlama acaba iddia edildiği gibi bu basında da yer aldı, medyada da yer aldı bir bölümünde en azından. Acaba bir yerlere bir şeyler gönderiliyordu o sırada mı patladı sorusu. Sorum sadece kafamda. Kafamın nasıl çalıştığını anlatmak için söylüyorum. Ona dair bir bilgim yok benim. Aynen. Ama ben meseleye böyle bakarım. Yani Orta Doğu'da, dünyada bir yaprak kımıldasa Türkiye'de o rüzgarın etkisinin olacağını bilirim. Hep ilk konuşmamla başladığım gibi biz sadece bu coğrafya içinde etrafı duvarlarla örülü bir ülke falan değiliz. Valla zaman zaman keşke öyle mi olsaydık diye düşünmeden edemiyorum. Bu valla yani onu, çünkü biz o duvarı sağlayan istiklali tamdır. İstiklali tamdır. Bravo. O duvarı o sağlar. Evet, yani tam bağımsızlık. İstiklali tam onu sağlayacak olan şey. Ama şunu söyleyeyim, öylesine belalı bir coğrafyada, çok güzel bir coğrafyadayız. Bence dünyanın, sen de çok yer gördün, ben de çok yer gördüm. Bu ülke müthiş bir ülke. Her şeyle, doğasıyla. Ya olmasa ne olur ya, biz bu ülkenin insanız. Hayır, biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Hayır, yani tamam, anlatabiliyor muyum? Yani? Kardeşim, biz buralıyız ya. Hayır. Söylemek istediğim şu,
Çöl olsa da fark etmez. Fark yani. Etmez ama bence dört mevsimiyle inanılmaz mutlaka, şeyiyle tabii. Üç tarafı denizle çevrili, petrolü de olan, çıkaramadığımız her şeyi olan bir ülke bu ülke. Hayvancılığı da var idi, tarımı da vardı. Petrolle falan gerek yok. Ona bu cumhuriyet, gerek. Bu cumhuriyet, bu yoksul cumhuriyet. İlk neler dönemlerine mi? Bakın ne fabrikalar kurmuş, neler yapmış. İnanılmaz. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz. Yani bu cumhuriyetin kazanımları sürgüt devam etseydi, hı hı, biz bugün bir Brezilya ayarında bir ülke olurduk. Şu köy enstitüleri kapanmasaydı. Yani birçok şeyleri bir şey, söyleyebiliriz tabii. Ve burada aydınlanmayı yok ettik. Ya şuna yani gelmeye çalışıyorum, beni devamlı engelliyorsun Soner. Onu gösteriyor kamera. Gösteriyor musun? Kamera gösteriyor da ne olduğuna geleceğim. Geleceğim ha. Bir hani böyle bir şeyle geleyim. İşte bak 12 Haziran 2007 Ümraniye'de bombalar bulundu. Ümraniye'de bomba yok. Ümraniye'de devlet bomba olduğunu ispatlasın. Neden? Nasıl? Nasıl yok? Öyle diyorlar işte polisler ben, böyle el ben bombaları. Ben efendim araştırmışım. Bana getirsin Ümraniye'de o bombaların olduğunun videosunu getirsin, fotoğrafını getirsin. Olay yeri inceleme zabıtlarını getirsin, bomba bulunduğuna da getirsin. Ben inanayım, ben gazeteciyim, bana ne olup olmadığı benim derdim sonra da, değil. Sonra da onların imha edildi denildi 13 gün içinde. Asker diyor ki ben de inceleyeceğim diyor. Askere oy vermeden bir gün önce imha diyorlar hepsini. Kaç tane bomba olduğu ortada değil. Yani yok mu diyorsun? Şurada, şurada şöyle belgeler var. Bu 3 tane belge ki 5-6 tane belge var. Hiçbiri birbirini tutmuyor kaç tane orada bomba bulunduğuna dair. Bir de ortaya biliyorsun şeyler çıktı, konuşmalar. Polislerin ya şimdi oraya burada yazarız, orada yaparız. Kardeşim oraya çıkmadığımız belli olmaz mı? Ya sonradan daktiloya çektik deriz. En kritik söz orada. Polisin söylediği en kritik söz. Ergenekon adı geçiyor. Orada da Ergenekon adı yok. Heh. Ergenekon adı geçiyor. Şimdi bulunmadan yaklaşık 40 dakika önce saat 19.40. Sevgili izleyiciler bunu izleyelim şimdi. Soruşturma Ergenekon olduğu zaman tabii siz o... Bizim kumandandaki tepside şey gelecek. Aa Musat daha da kim? Bizim kumandandaki tepside şey gelecek. Aa Musat daha da kim? Bizim kumandandaki... Ben gazeteye de söylüyorum. İşte bu. Sayın Zekeriya Öz. Artık bu davaların savcısı değil. En güçlü hangi davası varsa dosyasını alsın. Hangi televizyonda istiyorsa Ümraniye mi? Ümraniye karşılıklı konuşalım. Bu, bak, bu karşılıklı daha önce konuşalım. De yap. Evet. Söylüyorum. Karşılıklı konuşalım. Kaboy da bilsin. Kaç yıldır, 5,5 yıldır Ümraniye bombaları, Ümraniye bombaları, Ümraniye bombaları. Cumhuriyete atılan 3 tane. Yani ne alaka? Hiçbir alakası yok bir kere. Tamamen bir yalan üzerine kurulu. Şimdi bir gazeteci. Oktay Yıldırım benim babamın oğlu değil. Demirtaş benim babamın oğlu değil, tanımam da. Siyasi olarak da ayrı da olabiliriz. Ama bir gazetecisin. Bir gazeteci bütün Türkiye'yi etkilemiş bir davayla ilgili ve her ekrana çıkan, her köşesi yazan Ümraniye, Ümraniye. Ya bu konu araştırılmaz mı? Bu nasıl araştırılmaz, nasıl yazılmaz? Ben bunu kabul edemiyorum. Bir gazeteci, biraz önce de söyledim. Bugün bana birçok şey söyleyebilirler bunu yazdığım için. Ben Binbaşı Ersever'i yazdığım için de bana söylemediğini bırakmadılar. Ben Susurluk olmadan önce de Susurluk cinayetlerini yazdığım. Ben hep başıma bu gelmiştir. Ben Efendi'yi yazdığım için de neler başıma gelmiştir. Hep söylerler. Ben şimdi Samizdat'ı da yazdım. Şu oraya da geleceğim. Buraya da Ergenekon, Ümraniye meselesinde orada ayrıntılarıyla bayağı yazmışım. Koyum. Orada saati diyor 19.40. O saat bile neyin ne olduğu o kadar karışık ki. Türk tarihinin en önemli soruşturmasını yapıyorsun. Bu öyle uyduruk efendim yanlış yapmışlar diyecek bir şey değil. Yanlış bir şeyler diyorsan bu dava kökten düşer kardeşim. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, Afrika'da dahil, bu kanıtlarla insanları bir gün içeride tutamazsın. Normal. Benim şey. Hayatım, bak benim hayatım bu iddianameleri ve savunmaları okuyarak geçmiştir. Ben öyle gazeteciyim. Ben sadece 12 Eylül döneminin dava tutanaklarını okumuş biri değilim. MHP'nden al, işte çeşitli sol örgütlerinden bir. 12 Mart'ı da merak etmişimdir. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin iddianamesini, savunmasını da okumuşumdur. Taş KPC'yi de okumuşumdur. 12 Eylül
davalarını okumuşumdur. Susurluk vesaire bilmem neleri hepsini okumuş ve bu konularda çalışma yapmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Ben hayatımda bu kadar kötü iddianame görmedim. Vay, bak, felaket. Ya benim babamın oğlu değil, açık ve net söylüyorum. Ben bir gazeteciyim. Bunu söyleyebilmem için benim 20 yıl sonra da burada dik durmam lazım. Ben 20 yıl önce söylediklerimi dik duruyorum. Bak burada duruyorum. Ben niye kendimi riske atayım? Eğer o iddianame iyi bir iddianame olsaydı ve gerçekten burada bir Ergenekon örgütü olsaydı ben o savcılarla birlikte olurdum. Bak samimi olarak söylüyorum. Samimi olarak söyleyeyim, ben de olurdum. Ama ne yapabilirim ki, yok. Yok. Yani Zekeriya Öz herhangi bir televizyonda, herhangi bir şeyde buyursun gelsin. Kamuoyunu aydınlatalım. Ya illa çatışmaya gerek yok, kamuoyunu. Ben niye çatışayım efendim? Ben beraber benim ifademi aldı. Ben konuşabilecek bir savcı olarak da görüyorum kendisini. Kitabıma da yazdım. Ama meselemiz bu kamuoyunu aydınlatmak değil mi? İnanmıyor mu davasını? Gelsin. Gelsin bu operasyonları. En güçlü dosyası var. En güçlü dosyası diyorum. Gelsin Danıştay'ı konuşalım. Hangisi? Lan Danıştay. Danıştay'ı konuşalım ya. Bu Danıştay'ı Ergenekon'a bağlamak için neler olduğunu konuşalım. Ve niye bağlandığını konuşalım. Bağlandı ne oldu? Çünkü terör örgütü olduğu zaman Ergenekon. Yoksa terör örgütü olmayacaktı. Ya. Hiçbirimizi o zaman terörle yargılayamayacak. Zorlayarak onu bağlamasının sebebi budur. Ergenekon terör örgütüdür. Çünkü terör örgütü olabilmen için silahın, bombanın olması yetmiyor. Yetmiyor tabii. Cebirin olması, hareketin olması, eylemin olması gerekiyor. O eylem nerede var? Danıştay'da var. Danıştay'da var. Bir de Cumhuriyet'e atılan bomba da var. Bomba ve Molotov'da var. Başka da bir şey yok. Tek bağlantı bu. Terör örgütü olabilmesi için tek bağlantısı bu. Bunu bağlamadığın zaman burada hiç kimse sen terörde yargılayamaz. Zaten çoğu haddinden fazla yatmış. Ceza bile yese, örgüt olsa dahi ceza bile yese, şimdi çoğu çıkar. Ama ve daha da fazla yatacaklar. Teröre bağlıyorsun. Yatıp yatmayacağını bilemem. O kadar emin değilim ben. Vallahi bakalım neler olacak göreceğiz ama şimdi sevgili izleyiciler, gelelim şu önümüzdeki, buna ne ad vermek lazım? Anıt. Yazıyor. Evet, ileri demokrasi ve insanlık anıtı. Ben niye deminden beri özellikle Ümraniye diye bahsediyorum? Çünkü Ümraniye'de bombalar bulundu ki Soner Yalçın yalandır, öyle bomba bana ispat etsinler diyor. Çok doğru bir laf söylüyor bana kalırsa da. Çünkü bir kere daha altını çizeyim. Ümraniye bombaları çıktı yaka, biraz önce gördünüz neler söylendiğini oradaki polisler tarafından da. O bombalar kimse görmeden, ne olduğu bilinemeden, yanlış söylemiyorum değil mi? Mahkeme tarafından bir karar alındı denilerek askerin ya verin bir de biz inceleyelim demesinden bir gün önce de imha edildi. En önemli delil niye imha edilir, ben bunu anlayabilmiş değilim tabii. Bu İlk yakalandığında bazı şeyler de geçiyor. TET bilmem ne falan filan. Onlar sonra yok falan. Onlar hiç kayda alınmıyor daha sonra. O kadar karışık ki. Ve orada bir asker. Oktay Yıldırım. Evet. Gazi Assubay. Oktay Yıldırım önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Demek ki 5 küsur yıldır. 5,5 evet. 5,5 yıla yakın evet. Süredir orada yatıyor Oktay Yıldırım. Bu anıt da Oktay Yıldırım'ın yaptığı bir anıt. Yanlış mı? Oktay Yıldırım bunu Koğuş'ta yaptı. Evet. Ve şeye armağan etti bunu. Çadıra. Yani vardiya bizde. Vardiya bizde. Öbet çadırına. Çünkü evet. Orada bir müze oluşturma çalışması var. İçerideki insanlar da, tutuklular da oraya böyle kendi yaptıklarını gönderiyor. Oktay Yıldırım da duygu ve düşünceleri demek ki bu. Biz Oda TV davasından Barış Pehlivan'la birlikte Koğuş'una gittiğimizde bunu yaptı. Kalemleri falan görünce işte Oda TV davası olarak da görebilirsin bunu. Şimdi evet, düşünce olarak bu? Yani nasıl bakmak lazım buna? Bu sanatçıya bilmeyiz. Sanatçı buna nasıl bakmış? Hayır, biz yani kendi düşüncelerimiz canım ben, yani. Ben kalemler olarak görüyorum. Kalemler olunca yani. Bazı kalemler dar ağacında destek yapıyor. Bazı kalemleri de asıyor. Kalemin kaleme düşmanlığı olarak da. Evet ya, şimdi sen söyleyince aklıma bir tabi aynen dar ağacına benziyor ve altta da asılı başka var, bir tabii kalem var. Kalem var. Evet, bak göz. Aa, ayakları da var. Evet. Asılı bir kalem var orada. Evet. Bu ben değilim herhalde. Sakal yok çünkü. Bıyıklı bir kalem bu. Buradan selam gönderelim Oktay Yıldırım'a. Evet. Gerçekten evet. İnsanı çok düşündürecek bir şey.
Alttaki şeye ne demeli? Onu bilmiyorum artık. Ümraniye bombası. Olsun. Burada saklı. Ümraniye bombaları da burada saklı. Burada yani. Saklanıyor herhalde diye şey yapmak. Yani burada bir daha altını çizerek söylüyorum. Ben Oktay Yıldırım falan tanımam. Bilmem. Ergenekon sürecine baktığımda Ergenekon sürecinde kafamdaki soru işaretleri yazmaya başladım. Onu Hürriyet Gazetesi'nde yazdım. Son Oda TV, genç arkadaşlarımız bu konularda gerçekten ilmik ilmik örerek haberler yaptılar. Sorularımızın peşine gittik. Ve söylediğim gibi gerçekler bu ülkede tehlikelidir. Her gerçekle zaman. Uğraşırsan mutlaka başına bir felaket gelir. Mutlaka gelir ama. Biraz önce söyledik yani işte Ahmet Taner Kışsallar, Uğur Mumcular, Abdi İpekçiler, anlatabiliyor muyum? Yani hep başlarına aynı acılar. Ama bir orada bir şey değişikliği var. Önceleri suikastlerdi, şimdi başka şekilde yok etme, başka şekilde acı çektirme, başka bir şeye dönmüş. Tek tek yok etmektense bunları toplu olarak bir itibarsızlaştırma. Hablemitoğlu o dizginin sonuydu. Sonuydu. Evet, ama işte hani oradan başkası çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Siz aydınlar toplantısı yapıyorsunuz. 9 bin kişi mi, 10 bin kişiyle topluyorsunuz. Ya en son 23 Aralık'ta yaptığımız 13 Aralık'ın 10 gün sonrası bir büyük buluşma gerçek. Türkiye'de ilk. Türkiye tarihinde yok. Yok. Türkiye tarihinde bu kadar sanatçıyı yan yana getirmek çok zordur. Müthiş bir gerçek. Hakikaten müthiş bir şey. İşte hep benim umutlu olmamın sebebi bunlar. Bu kadar sanatçıyı falan kimse yan yana... Ve çok büyük gücü olduğu zaman... Bunun yansımasını merkez medyadan göreceksin. Saldırıyorsa iyidir. İyidir. Saldırıyorsa öyle oldu iyidir. Nitekim. Saldır. Sevgili Levent Kırca üzerinden bir saldırıya girişler. Ya Türkiye'nin temel meselesi bu. Türkiye sanatçının ne olduğunu bilmiyor. Fazıl Say'ın başına gelen de o. Sanatçı bilmiyor ki o. O icracıyı biliyor. Dizi oyuncusunu biliyor. Küçümsemek anlamında söylemiyor. Hayır. Ama onları biliyor. Gerçek sanatçı. Ya bambaşka bir şey de yapabilir. Anlatabiliyor muyum o toplantıda? Ya şimdi orada Salvador Dali olsa ne yapacaktı? Nasıl çıkacaktı ve neler yazacaktı? Anlatabiliyor musun? Salvador Dali neler yapar ki bil. Anlatabiliyor muyum ve neler yapar? Levent Kırca da yapar. Sana ne? Bir kere Levent Kırca her zaman en keskin muhalefeti yapanlardan biriydi. Buradan da geçmiş olsun diyorum sevgili Levent Kırca'ya. Bir ufak kaza geçirdiler. Haberim var. Ben de telefonla bir türlü ulaşamadım. Ona büyük geçmiş olsun diyorum. Ayrıca iki kişiye çok büyük teşekkür borçluyuz. Bence toplum olarak borç. Bunlardan birisi sevgili Bekir Coşkun'dur. Başkaları da var tamam mı? Benim aklıma iki kişi geldi. Birisi de Nihat Behram'dır. İkisi de o kadar güzel yazılar yazdılar ki bir sanatçının ne olduğunu, toplumun nasıl bakması gerektiğini ve nasıl sahiplenmesi gerektiğini anlatan müthiş ve o küçük insanlardan da bahsettiler o arada. Tarihten söyleyeyim. Tarihte yeni fikirleri ortaya atanlar mutlaka alay edilir önce. Değil mi? Hep öyledir. Bu hiç değişmez. Sonra korkulur, yok edilmeye çalışılır. Tarihte bunun sayısız örnekleri vardır. Doğru. Şimdi bakıyorum, Levent Kırca ile alay ediyorlar. Ha demek ki tamam. Levent Kırca iyi yolda demektir bu. Fazıl Say alay ediyor. Ya Fazıl Say çok büyük bir değer. Fazıl Say gibi büyük bir değere sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. Çünkü bak en zor işi yapıyor. En zor mesleği yapmakla birlikte besteci ya. Bak bu gazetecilik falan filan değil. Besteci. Ya. Biz onun yanında hiçiz. Ya. Bunu Soner Yalçın olarak söylüyorum. Öyle el üstünde tutmamız gerekiyor. O meslek o kadar önemlidir. Fazıl Say o kadar önemlidir bizim için. Beste yapan insan büyük değerdir. Sanatçı büyük değerdir. Biz çünkü o aydınlanmayı artık o kadar yozlaştırdık ki bunları bilmiyoruz. Mustafa Kemal'in dönemine gittiğin zaman nasıl sanatçıyı el üstünde tuttuğunu görürsün. Çünkü o kuşağın insanı. O kuşağın Avrupa'da doğmuş, o kuşaktan etkilenmiş. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani
şöyle bir insan düşünün ki savaş meydanında, çadırında kitap okuyan ya, bir adamdan bahsediyorsun. Ya, ya. Senin böyle bir değerin var. Ya. Ama bu değeri ne yapıyorsun? Ve ne yazık ki sizin mahallenin diyeyim, sol mahallenin insanları neler söylüyor? Bu mahallenin insanları baktığın zaman konuşmalarında Fidel Castro, Fidel Castro büyük değer. Peki Chavez, Chavez büyük değer, Mustafa Kemal kötü. Be kardeşim, Chavez Bolivar hareketinin bir takipçisidir. Simon Bolivar'dır. Simon Bolivar'dır ya. Castro dedi, Atatürk'ü. Git Havana'da, başka yerlere git. Sen Martin'in, Jose Martin'in pardon, büyük heykeli vardı. Oradaydım ben. Bunlar kimdir? Ama iki tane de Atatürk heykeli vardır. Onların dikilişine birine gittim. Anti-emperyalisttir. Sen Chavez'i alkışlayıp, Castro'yu alkışlayıp, Mustafa Kemal'i alkışlamazsan sen bu işlere hiçbir şey anlamıyorsun demek. Yani. Ne Marx'ı bilirsin, ne Lenin'i bilirsin, ne Rosa Luxemburg'u bilirsin. Onu da bırak. Ulusal meseleyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela anti-emperyalizm ne olduğunu da bilmezsin. Sen Jiro'yu bile bilmezsin ya. Sen Fransız büyüklerimiz. Bizim ne yazık ki açlığını çektiğimiz, bizim böyle aydınımız yok kalmadı artık. Var gene var. Dönemler yaratır. Bu dönem aydını da yaratacak. Gazetecisini de yaratacak, sanatçısını da yaratacak. Siyasal parti liderlerini, politikacılarını, milletvekili dönemler yaratır. Ama ben, dönemler yok eder, dönemler ortaya çıkarır. Ben o ayakta içeridekiler önünde zaten büyük bir saygıyla eğiliyorum. Gerçekten minnettarız. Dışarıda da gerçekten boynunu bükmeyen, dik duran arkadaşlarımıza da büyük bir saygı ve hayranlıkla bakıyorum. Ama tabii ki korkan, sinen, dönen, hatta gidip yatan, isim vermeme hiç gerek yok, öylelerini de biliyorum. Korkabilirsin. İnsanidir. Ben de korkuyorum. İnsanidir. Sen korkmuyor musun? Ama mutlaka korkuyorum. Nasıl insan onlar nasıl korkmaz? Ben hep korka korka da yazmışımdır. Bunu da her zaman da söylerim yani. Peki, ya üstadım. Ya Fatih Hilmioğlu ölüyor ya. Tamam, kork da. Yani Fatih Hilmioğlu haber al. Anlatabiliyor muyum? 75 yaşındaki bir Yalçın Küçük. Ya el üstünde taşımamız gereken bunları insanlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti insanları bunları gerçekten el üstünde tutması lazım. Ya bunlar hep kitapla, yazıyla olmuş bir şey oluşturmuşlar. Biri hastane kurmuş, üniversite kurmuş, diğeri rektörlüğünü yapmış, diğeri boyumuz kadar kitaplar yazmış. Peki vicdan? Hadi korktuk da. Hani vicdan? Peki vicdan? Ne yapacağız? Döneceğiz ve hayatımızı devam edeceğiz. Öyle olmuyor. Dönüp hayatına devam edersen, eğer çocuğun varsa ona gerçek insan gibi sarılamazsın. O zaman şöyle. Bir gün George Sams'a bir kalkıyor, sırt üstü yatmış bir Kafka'nın romanındaki gibi hamam böceği olmuş olarak görüyor kendini. Papaz Neo Müller'in şeyini bilirsin. Evet. Almanya'da diyor ki onu aldılar götürdüler, sesimi çıkarmadım. Sosyalistleri götürdüler, bakmadım. Yahudileri götürdüler, komünisti. Sonra geldiler beni aldılar, arkama döndüm, beni savunacak hiç kimse kalmamıştı. Hikaye oraya benziyor. Şimdi Soner'cim. Ülkede yangın varken bana kıvılcım sıçramaz demenin bir anlamı yoktu. Mutlaka sıçrayacak. Mutlaka. O yangının kıvılcımı sıçrar sana. Aynen. Sevgili Soner, geldiğimiz noktada bak, su verecek misiniz bana? Verelim arkadaşlar bir su. Sana iki şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi gelen mesajlar. Herkes sana gerçekten sevgilerini, inançlarını, efendim güvenlerini belirtiyorlar. Ondan sonra lütfen Ümit Sileli ile program yapmaya devam eder misiniz diye. Ben hepsi için bir garanti veremiyorum ama şöyle bir teklifte bulunacağım. Daha konuşacağımız çok şey var. Programın sonuna geldik. Evet. Yani sana gerçekten daha sen Oda TV'yi anlatacaksın. Ondan sonra Ergenekon şey ve daha da önemlisi bundan sonra ne olur? Projeksiyon, herkes bunu istiyor bizden. Ben özellikle bir böyle geriden geliş yaptım ki. O soruyu soran kendisi ne olacağını o karar verecek. Verecek tabii ama. O karar verecek. Mutlaka. O bir örgütün çatısına gidecek hemen yarın. Hemen üye olacak. Hemen üye olacak. Bunun başka yolu yok ve orada ne olacağına karar verecek. Aynen bravo. Bunun başka yolu yok. Ama ben şunu gördüm bütün tarihin tüm safhalarında, bunu sen de kabul edeceksin eminim. İnsanlar güvendikleri, sevdikleri insanların açtığı ufka bakmak ihtiyacı hissediyorlar hep. Bu illa o söylesin de ben yapayım anlamında söylemiyorum bunu.
Yani ne der, ne diyor Mustafa Kemal 1931 ya da 32? Münevver diyor tabii o zaman. Münevver'in dirseği halka değecek. Yani bir adım önde olacak ama halka değecek. Bizde ne münevver kalmış ortada, ne dirsek kalmış, arada uçurumlar oluşmuş. Biz şimdi onu yeniden oluşturmak zorundayız. Onun için de insanlar seni, sana güvendiği, seni sevdiği için sana soruyorlar tabii. Yani fikirlerini söyle bize, süzelim. Ne kadar onu bilemiyorum ama. Onun için tekliften öte biraz da zorlayacağım. Önümüzdeki hafta devam edelim bence. Önümüzdeki hafta için bir söz veremiyorum. Biliyorsun 3 gündür yatıyorum, hastayım. Hı-hı. Dışarısı bana yaramadı. Şimdi bunu söyleyince Turan Özlü ve Oktay Yıldırım da gülüyorlardı. Gülüyor. 2 yıl hiç hastalanmadı. Bir dışarı çıktı. Sen orada hiç hastalanmadın mı? Hiç hastalanmadım 2 yıl boyunca. Bir bakayım. Çünkü bazı görüşmelerim var. Onlara da bakayım hangi gün olduklarını. Ama bunu yarım bırakmayalım. Biz söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Gidecekler, örgütlenecekler. Onlar tamam. Geleceği, onlar tamam. Geleceği kuracaklar. Bizi izleyenler. Bu şeylerle geleceği, bırakacağız. Geleceği söz vermeyin. Ama tamam. Sevgili izleyiciler, çok zorlayacağımı söyleyeyim. Yani o daha gerçekten çok konuşacak şey var. Bir de hatta tertibi konuşacağız. Tertibi konuşacağız işte. O başbakana böceği kim koydu? Başbakanı kurtaracağız. İşte ben oraya Mağustan. Mağustan biraz... Başbakanı kurtarmak orada. Başbakanı. İşte o zaman başbakanı önümüzdeki hafta kurtaralım. Başbakan önce alacak. Bu Ümraniye'deki o konuşmalara bir bakacak. O Ümraniye'deki o konuşmayı kim yapıyorsa başbakana böceği koyan o. Odur. Oda TV'ye virüsle o uyduruk Word dosyalarını kim koyuyorsa başbakana böceği koyan o. Başbakanın böceği kimin koyduğu belli. Başbakan ya bunlarla mücadele edecek ya da yok olacak. Toparlayacaklar. Soner Yalçın diye sakallı bir gazeteci vardı. Televizyonda demişti derler. Ben şimdiden söylüyorum. Eğer onunla mücadele etmezse yok olur. Nokta. Şimdi bu nokta virgül bence. Virgül senden artık biraz baskı yapıyorum. Arkadaşım olarak çok hasreten rica ediyorum. Bu önümüzdeki hafta yapalım biz bunu. Bunları konuşalım. Biz şimdi yarın arkadaşlarımızı da özellikle de meslektaşlarımızı, hı-hı, altını daima çize çize konuşuyorum. Hı-hı. Oda TV davası, Soner Yalçın, Ahmet Şık, Nedim Şener, Barışlar, Yalçın Küçük davası, hı-hı, gazeteciler davası değil, basın özgürlüğü davasıdır. Hı-hı. Burada isimlerin hiçbir önemi yoktur. Hı-hı. Bunu böyle görmeleri gerekiyor. Hangi, hı-hı, siyasal görüşten olurlarsa olsunlar. Yazı yazana, düşüncesini açıklayana bu toplumda dokunulmamalıdır. Bunun için omuz omuza vermemiz gerekiyor. Yarın Silivri'deki o nöbet çadırına gelmeleri gerekiyor. Bakın bir daha altını çizerek söylüyorum. Bu kişisel bir gazeteci Ahmet Mustafa Balbay. Sadece bilmem, gazeteci olarak söylemiyor. İşçi Ahmet, ben emekli yarınki, Mehmet. Yarınki çalışanlar, gazeteciler bayramı olduğu için bunu söylüyorsun. Kuşkusuz bütüne baktığın zaman öyle bir şey söylemem. Ben burada yarınki bayram nedeniyle gazeteci meslektaşlarımı oraya çağırıyorum. Biz omuz omuza verirsek basın özgürlüğünü öyle koruruz. Bunun başka tamam yolu yok. 170 yıllık bir tarihimiz var. Bu 170 yıllık tarihimizi bazı yeni yetme çocuklar gibi ayaklara düşüremeyiz. Bu bayrağı yukarıda tutmamız gerekiyor. Bu ülkenin de buna ihtiyacı var. Bizim de kendimiz mesleğimizi insanca, onurlu bir şekilde yapabilmemiz için bu dayanışmayı göstermemiz şart. Tamamen katılıyorum Soner. Demek ki haftaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu tabii ki yarın özellikle ben de altını çiziyorum. Yarın özellikle gazeteci arkadaşlara tabii seslenmek lazım. Ama buna gönül veren, destek olmak isteyen herkesin de o çadırlar, mutlaka, o çadırın ve Silivri'de olmanın, onların olmasının önemi son derece büyük. Bunu söylüyorum. Bir de haydi Türkiye'm yurtseverlere sahip çıkmak için, oyunları bozmak için 12 Ocak 2013'te Kadıköy'e başlığı altında Cumhuriyet Platformu, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, İşçi Partisi, 10. Köy Derneği, Eğitim İş, Vardiye, bizde çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde 12 Ocak 2013'te 12 Ocak hangi günü? Pazar. Tabii. Galiba. Evet. Bugün o yarın olacak. 10, Perşembe. Tabii. Pazar günü. Yok. 10 Ocak Perşembe. 11, 12, 13. Cuma.
12 cumartesi. Çok özür diliyorum. Pazarı unutun. Cumartesi günü saat 12'de Kadıköy İskele Meydanı'nda saat 15'te el ele vermenizi diliyorum. Diyelim. Soner'cim haftaya görüşmek üzere. Böyle baskı yapayım da sonradan bana kızmasın insanlar. Buluşmak üzere. Hikmet, çok güzeldi. Hikmet Çiçek'e de buradan selam göndereyim. Buyurun. Hikmet Çiçek bir kitap yazıyor. Cezaevindeyken. Biz tecrit altında olduğumuz için diğer koğuşlarda kalanlarla kolay kolay görüşmüyoruz. İşte ben haftada... Görüşemiyorsunuz. Görüşemiyoruz. Haftada 10 dakika pazartesi günleri saat 16.30'da oğluma telefon ediyorum. Bir kere hakkım var. Onu oğlum için kullanıyorum. O dönemde Hikmetlerin koğuşu da yan tarafta 45 dakikalık haftalık bir spor şeyi var. Orada ancak görüyorum. Ya da avukatlarda gider gelirken tesadüfen. Bir kitap yazıyor. Diyor ki bana, bunun ön sözünü sen yazacaksın. Şimdi oradan ona söylüyorum. Kitabı gönder, ön sözü yazacağım söz. Sevgili Hikmet Çiçek, duydun herhalde. Eminim izliyorsundur. İzleyen herkese, özellikle içerideki bütün kahramanlara buradan yürek dolu sevgiler, saygılar gönderiyorum. En kısa zamanda birlikte olacağımız inancıyla. Sevgili Soner Yalçın, çok teşekkür ederim. Hem de hasta hasta geldin. Evet, ter içindeyim. Ve de ter içindesin, görüyorum seni. Seni hemen paketleyip evine yollayacağız. Evet, lütfen. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta eğer bir aksilik olmazsa Soner'le devam edeceğiz. Daha konuşacak çok şey var. Hapishanenin içi, hapishane, kitaplar vesaire, bunlar. İşte bir tane anekdot anlattı sevgili Soner. Ben özellikle ağır tuttum. İnşallah bunun acısını çekmem diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere efendim. Sesli Gazete'den hepinize İyi akşamlar. Ben Ümit Sileli. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Önce herkes şunu çok iyi bilsin. PKK silah bırakmaz. PKK'ya silah bıraktırılır. Stratejik enstrüman. PKK, ABD'nin bölgemizdeki stratejik enstrümanıdır. Piyasa değeri Barzani'den çok yüksektir. Çünkü Türkiye Kürtleri üzerinde etkilidir. Suriye, Irak ve İran'da da örgütlüdür. Bu açıdan Kürt örgütleri içinde sınırlar ötesi yeteneği en geniş olanıdır. Eşitlik, özgürlük ve çağdaşlıkta birleşmek. Bölge ülkelerinin birliği, bölge Kürtleri ve bizim Kürdümüz içinde biricik barış seçeneğidir. ABD planı içinde Kürt'e vurucu güç olmak dışında bir gelecek yoktur. Türkiye halkını Şeyh Said'de veya Seyit Rıza'da birleştiremez ve barışa kavuşturamazsınız. Atatürk'te birleşmek, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlıkta birleşmektir. Biz Kürdümüze ABD enstrümanlığını değil, Türkiye halkının bir parçası olarak ülkenin efendisi olmayı vaat ediyoruz. Ve oraya gidiyoruz. Milli hükümet her kademede Türkiye halkının hükümetidir. Doğu Perinçek, 6 Ocak, Aydınlık. Sana boşuna sayın dememişti. Yaklaştınız birbirinize. Can Apo. Devlet ayağına geldi, güvenimiz dersen tam Apo. Sana kaldı memleket, kurtar bizi lan Apo. Bekir Coşkun, 8 Ocak, Cumhuriyet. Eski Sosyal Güvenlik, şimdiki Maarif Bakanımız Ömer Dinçer Bey, Kocadon'da ölen madencileri şöyle tasvir etmişti. Çok güzel öldüler. Şimdiki Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Bey de şimdiki kazanın olduğu madenin daha geçen Kasım ayında denetlendiğini ve 5 eksiğin tespit edilip ceza yazıldığını söyleyip devletin vazifesini yaptığını anlatmak istedi. En az 3 doğurdun, madenci lazım, NATO'ya asker lazım, BOP'a asker lazım. Madende hayatını kaybeden kardeşlerime Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine metanet, İşverenle iktidara insaf diliyorum. Cevher Kantarcı, 9 Ocak, Yurt. ABD'de yaşayan Fethullah Gülen, devletin İmralı'daki terörist başıyla yaptığı görüşmeler hakkında racon kesmiş. Demiş ki,
milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmamak kaydıyla o mefkureye saygı devam ettiği müddetçe bence el de öpülebilir etekte. Hem milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmayacak, saygı devam edecek, hem de el ete öpülecek. İyi de nasıl olacak bu? Mustafa Mutlu. En önemlisi şu: Apo ile pazarlık yapmak şerefsizlik midir, değil midir? Bunun yanıtını bir süre önce Kayseri'de kafasında şapkayla yaptığı bir konuşmada yine Tayyip vermişti. Yer bir sürü şehit cenazesi kaldırmış olan Kayseri. Orada biz Apo ile pazarlık edeceğiz demek herhalde biraz sıkar. Dört kez bunlarla, PKK ve Apo ile bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını er ya da geç vereceklerdir. Biz bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak, iktidarı olarak bugüne kadar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zaman da oturmayacağız. Emin Çöleşan, 9 Ocak, Sözcü.